Valla Cumhuriyet Gazetesi daha önce işte zorla elimizden alındı diyen grup ki bunlar kendilerini daha Atatürkçü, daha Cumhuriyet'in bu tarihsel hikayesini taşıyan o çizgiyi temsil ettiklerini söylüyorlar. Zaten açık halde diyorlar ki biz işte Yunus Nadi, Nadir Nadi, İlhan Selçuk çizgisindeyiz diyor. Kuvayi Milliye ruhunu taşıyoruz diyor. Uğur Mumcular, İlhan Selçuklar bize yolumuza ışık gösteriyor diyor. O yüzden de gazete eski çizgisine kavuştu diye böyle bir hani savaş kazanmış komutan edasıyla bu vakıf birkaç gündür açıklama yapıyor, tweetler atıyor. O zaman ister istemez şöyle bir tez ortaya atılır. O zaman Cumhuriyet'i bu 4 yıl içinde siz yokken kim yönetti sorusu sormak gerekiyor. Yani işte Atatürkçüler yoktu, Kemalistler yoktu, Kuvayi Milliye ruhu yoktu. Uğur Mumcular, İlhan Selçuklar yoktu. Peki o zaman 4 yıl boyunca bu gazeteyi kim yönetti? Sorusunu sormak lazım çünkü bu sorunun cevabı önemli. Yani bir takım ortaya atılan iddiaları da güçlendirir. İşte MİT'lerinden bu yana ortaya atılan bir takım iddialar, tezler ki bu iddialar ortaya atıldığında da bir kamyon tüfürü yiyen bir takım insanlarda da o zaman özür dilemeleri gerekiyor. Yani Cumhuriyet başkalarının kontrolünde acaba işte Pensilvanya'dan mı kontrol ediliyor ya da başka bir yerden mi kontrol ediliyor denildiğinde küfür edenlerin özür dilemesi lazım. Bence burada çok başka bir şey dönüyor. Yani Cumhuriyet Gazetesi'ni nereye evirecekler, ne yapacaklar bilmiyorum ama iki şey söylüyorlar. Hatta bunu da ben biraz böyle medya kulisi olarak aktarayım. Şimdi diyorlar ki Cumhuriyet Gazetesi'ni kurtardık, sıra CHP'de. Dün bu ekibe yakın olan biriyle konuştum ben. İşte Cumhuriyet Gazetesi'ni kurtardık. Sıra CHP'de diyorlar. Çünkü biz işte Atatürkçü Kemalist bir çizgideyiz ama burası operasyonla ele geçirilmişti. Geri aldık. Sıra CHP'de diyorlar. Merik yetersiz de diyorsun Ya burada görüşünüz bence ne? hani şey bir ekol kavgası var. Ben şöyle görüyorum. Tabii şöyle çok yani aşırı işte ulusalcı Kemalist çizgiyle biraz daha liberal solun kavgasıydı Cumhuriyet'te olan biten. Yani ama bu liberal sol biraz mezhebi geniş bir liberal soldu. Yani işte Ahmet Altan'a yazı yazdıracak kadar mezhebi geniş. Oysa Ahmet Altan o taraf gazetesi sürecinde sürekli Cumhuriyet'i Ergenekoncu diye hedef gösteriyordu. Ya da işte şeyin Cumhuriyet'e çok örtüşmeyen bir takım isimlere orada yazı yazdırmak o anlamda biraz mezhebi geniş kavramını kullandım ama toplamda biraz daha hani liberal bir solla Kemalist katı Atatürkçü çizginin kavgası benim gördüğüm o. Yani şu anki gelenler çok katı işte katı bir laiklik böyle otoriter hatta şey de çok tehlikeli bir şeyi laikliği savunan tehlikeli bir Kemalizmi savunan bir çizgi. Ben yani inşallah bunlar da hani demokrasinin nasibini alır ve bu kadar sert ve katı gitmezler. Benim gördüğüm o. Yani daha sert. Biz biraz böyle Aydınlık Sözcü benzeri bir gazete göreceğiz. O tarz bir gazeteye doğru mu evriliyor sizce? Çünkü biz de anlamaya, okumaya çalışıyoruz. Çünkü şu dönemde o kadar çok isimler başka başka konularda konuşuldu, yıpratıldı, yıprandı vesaire yanlış yaptılar ki bazı konularda bazı yazarlar bazıları doğru yaptı, yanlış algılandı, yanlış yaptı, doğru algılandı vesaire. Dolayısıyla hani orada bir net bir ağız birliği, fikir birliğine giden bir cumhuriyet mi olacak? Kendi içlerinde söylüyorum ben. Ve tabii Tabii CHP'ye tabii tek yansıması. renk. Tabii, kesinlikle tek renk, tek bir çizgi göreceksiniz. Yani işte mesela Ahmet İnsel hani böyle çok herhangi bir yerle ittisaklı olmayan liberal sol olarak bildiğimiz aydın entelektüel bir kişi. Yani daha çok böyle Avrupa ile eklektik, biraz böyle daha Fransız jargonu üzerinden giden eğitimi de öyle. Ama entelektüel olduğu tartışmasız bir isim. Şimdi mesela onu da kovdular. Yani dolayısıyla tek bir çizgi olacak, katı Kemalist bir çizgi. Yani biz mesela şöyle yapacağız. Logoyu kapattığımızda Sözcü, Aydınlık ve Cumhuriyet'i birbirinden ayırt etmeyeceğiz yeni dönemde. Anladım. Aynı şey mi diye bakacağız. Zaten Uğur Mumcu'nun yazısı da bunun işareti. Uğur Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi yeniden kurtarıldı. Tebrikler diye bir yazı yazdı. Oradan da anlıyoruz zaten kimlerin ne yapmaya çalıştığını.
Evet, şimdi CHP meselesi ve Muharrem İnce ve yerel seçim hazırlık meselesini de birkaç